meşhur bir şairimizin ismini unuttum ama şöyle bir sözü var. İnsana doğruluk yaraşır, görse de ikrah doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah diye. Binaenaleyh Müslümana yakışan doğru olmaktır. Doğrudan, doğruluktan ayrılmamaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalanın fucur olduğunu, fucurun kişiyi cehenneme götüreceğini söylüyor. Bununla beraber yalan söylemenin caiz olduğu, hatta istenildiği yerlerde bulunmaktadır bunlardan bir tanesi savaşta savaş bir hiledir hile de Efendim düşmanı yanıltıcı e, bilgi verilebilir Müslümanların sayısı az iken çok gösterilebilir Nitekim Bununla ilgili de tarihte çok farklı e, hadiseler anlatılır bir Müslüman Gavur'un eline esir düştüğünde Müslümanlarla ilgili bilgi kendisine sorulduğunda Müslümanların lehine olacak, düşmanın aleyhine olacak şekilde malumat verir. Efendim işte üç tane, beş tane topu var, silahı var, milyonlarca, yüzlerce silahı var diyebilir. Bir başka yalan söylemenin caiz olduğu yerde iki Müslümanın arasını düzeltmek için yalan söylenebilir. Söz gelimi Basri ile Ahmet Hamdi'nin arası açık. Bir Müslüman geliyor diyor ki, bak Basri hocam Ahmet Hamdi seninle ilgili çok iyi şeyler söylüyor. Seni çok sevdiğini söylüyor. Halbuki öyle bir şey dememiş. Ama demesi lazım gelir diye bir rivayette bulunuyor. Gidiyor Ahmet Hamdi'ye de Basri hoca seni çok seviyor. Bak aranızda bir soğukluk olduğu için sana o bu muhabbetini izhar edemiyor diyerek iki Müslümanın arasını yapmaya çalışır. Bu ıslah zatil beyin denilen yani dargın olan iki Müslümanın arasını düzeltmek için yalana bu yalan dediğimizde hani beyaz yalan denilen ara bulan yalana müsaade edilir. Yine adamın hanımıyla efendim arasını düzeltmek için e, yalan söylemesine veya kadının kocası ile arasını düzeltmek için yalan söylemesine masum yalanlar söylemesine müsaade edilir. Bunun haricinde yalana müsaade edilmez. Ama şöyle de bir mesele var tabi. Adam elinde silah. Nerede diyor o adam? Gösterin bana. Vuracağım onu. E, doğru olacağım diye de adam saklanmış olan bir Müslümanın yerini gösterip de onun öldürülmesine de sebebiyet veremez. Onun yerine şuraya gitti, buraya gitti diye onu oyalar. Buradan maksat da bir Müslümanın kanını korumaktır. Aynı şekilde eğer bir hakkın, bir hukukun zayi olması söz konusu ise burada da bir kimseye zararı dokunmayacak şekilde sadece o hakkın ama o hakkın da hak olduğunun tescil edilmesi lazım. Yani kimse ayranım ekşi demezmiş bahsediyor hocam. Sorsan şeytan da haklı. Şeytana niye sen Adem'e secde etmedin dediklerinde şeytanın da elinde bin bir türlü mazeret, bin bir türlü gerekçe var. Evet. Binaenaleyh hakkın hakikaten hak olması lazım gelir. Bundan dolayı da bu tür meseleler indi olarak çözüme bağlanacak şeyler değildir. Mutlak surette bir hoca efendiye bir bilene danışmak efendim şöyle şöyle bir durum var ben şöyle bir ifade vererek veya şöyle söyleyerek bu hakkımı ancak tahsil edebilirim alabilirim bu olabilir mi olamaz mı diye özel olarak e, bir danışma gereği söz konusudur yoksa zalim de mazlum da kendisini zaten haklı görüyor yani kendisini haksız gören kimse yok kendisini bir insan haksız görebiliyorsa o zaten büyük bir erdemdir bundan dolayı e, hakkını elde etmek için diyor ya o gerçek hakkı mıdır değil midir bunun da tescil edilmesi gerekir.